Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Bilmem. Neresi olursa. Burak, saçmalamayı kes. Kes şunu. Baba bırak, gitmek istiyorum. Uzaklaşmam lazım. Peki işin ne olacak ha? İstifa ettim. Böyle olmaz mı? Gel oturup konuşalım. Gel. Konuşacak bir şey yok. Bak iyi değilsin sen. Gittikçe kötüleşiyorsun. Yardım alman şart. Olur, alayım. Ne anlatacağım doktora? Bir varmış bir yokmuş, masal mı anlatacağım? Dağıldın iyice sen. Kendi başına toparlayamıyorsun işte. Başka çaresi yok. Baba anlamıyorsun. Ben kendimi anlatamadıktan sonra tedavi bir işe yaramaz ki. Ben içimdekileri kusmadıktan sonra ne işe yarar ki? Ben... Bu yükü nasıl indireyim sırtımdan? Nereye koyayım bilmiyorum. Eziliyorum ben baba. İğreniyorum kendimden. Her geçen gün daha da nefret ediyorum. Buyurun Reşat Bey. Buralı evde mi? Evdeyim efendim, buyurun. Reşat. İyi akşamlar. Hayrola? Vural'la konuşmaya geldik. Ne oldu? Nerede? Odasında. Şemsi şimdi yanına indi. Ne oldu? Reşat. Yok bir şey Leval. Konuşacağız. Her gece rüyama giriyor baba. Uyanmak istiyorum, uyanamıyorum. Her gece girdap gibi aynı kabus içinde çekiyor beni. Geçecek. Geçmiyor. Geçmiyor. Uyanıkken bile o kızın çalıklarını duyuyorum bazen. Gözlerini görüyorum. Her an karşıma çıkacakmış gibi baba. Reşat, korkutma beni lütfen. Tamam Leman teyze, yok bir şey. Neler oluyor, bana da söyleyin. Panik yapma, bir şey olduğu yok. Reşat. İyi akşamlar Şemsi. Bizi biraz yalnız bırakın. Nedir mesele? Şemsi, lütfen. İşi bıraktı çünkü çalışacak durumda değil, görüyorsun. Konumuz iş değil. Yalnız konuşmamız lazım. Çık Şemsi, lütfen. Leman, sen de. Çıkmıyorum. Ne söyleyeceksen benim yanımda söyle. Lütfen. Yeter artık Reşat, yeter. Görmüyor musun halini? Darmadağın oldu çocuk. Yerim mi diyorsun? Dediğimi duymadın mı ha? Bak, görmüyor musun? Unutmaya çalışıyor, uzaklaşmaya çalışıyor. Durumu daha fazla zorlaştırma. Ben onun için uğraşıyorum. Yapmayın lütfen. Onlar için uğraşıyorum Şemsi. En başından beri. Durumunun farkında olduğum için buradayım. Onu rahatsız etmek için değil. Yine arkasını toplamaya geldim. Lütfen bizi yalnız bırakın şimdi. Bir şey oldu Vural. Mustafa'ya karşı elimizdeki en büyük koz olan silah kasamdan çalındı. Kim aldı dersin? Ben almadım. Biliyorum. Teşebbüs ettin. Ama alamadın. İzledik onun güvenlik kamerasını. Erdoğan. Erdoğan çaldı. İnkar da etmedi. Bunu kendince de açıkladı. Üzerinde baskı oluşturmak istiyor. Gücü eline geçirmek istiyor. Çekinmeden bunları da söyledi. Amcasının karşısına geçip savaş ilan etti. Resmen. Vural, Erdoğan gittikçe tehlikeli bir adım haline geldi. Beni ilgilendirmiyor artık. Sizlerle de çalışmıyorum. Çekip gideceğim buralardan. Uzaklara gideceğim. O silah
Erdoğan'ın elinde olduğu sürece hiçbir yerde güvende hissedemezsin kendini. Adam sadece bizimle uğraşmıyor. Hedefinde sen de varsın. Yardım etmek için almadı seni şirkete. Kendisine güç oluşturmak için yaptı. Tabii senin ne kadar zayıf biri olduğunu da gördü. Ya bunu da işine geldiği gibi kullanacak. Onunla tek başına baş edebilecek durumda değilsin. Ben kimseyle didişmek istemiyorum. Gerçekten. Beni rahat bırakın. Silahın yerini öğren ondan. Kafanın rahat olması için bunu yapmak zorundasın. Yapmayın. Bana söylemeyeceğini siz de biliyorsunuz. Eğer bir şekilde öğrenmezsen bu herif bizi yakar. Yok abi, ben yoruldum. Çekip gitmek en iyisi. Bir yere gidemezsin. İstifanı kabul etmiyorum. Hiçbir yere gitmene de izin vermiyorum, anlaşıldı mı? Erdoğan'ı gözden kaçırmamak için sen bizim yanımızda olacaksın. Onun arkamızdan dolaşmaması için bu şart. Anlıyorum seni, anlıyorum. Endişen de haklısın. Bu korkunun seni ne kadar yıprattığını da görüyorum. Ama kaçmak çözüm değil. Tamam, tamam, madem hazırlanıyorsun. Git bizim Sapanca'daki çiftliğe. Kal birkaç gün orada. Şöyle kafanı bir topla, bir sakinleş, bir kendine gel. Sonra dön işinin başına. Benim yanıma. Birlikten kuvvet doğar. Unutma. Benim yanımda olursan zarar etmezsin. Asla. Erdoğan'dan habersiz böyle bir şey yapamam. Bir arayıp izin verirse açarız. Yenge, lütfen bana zorluk çıkarma. Erdoğan çok büyük bir hata yaptı. Başı derde girmesin diye bu kasayı açmam lazım. Ne yapmış? Söyle, ben de bileyim. Eniştemin kasasından çok önemli belgeleri çaldı. İnanmam. Erdoğan yapmaz. Lütfen, lütfen şu kasayı aç. Tamam mı? Aramızda kalacak. Ya da sen bana şifreyi söyle, siz ikiniz çıkın. Yemin etseniz başınız ağrımaz. Ay, niye böyle şeyler yapıyor bu çocuk? Çok değişti abla, çok. Hırs gözünü bürüdü. Bildiğin gibi değil ya. Evrak çalmak ne demek? Hem de amcasının kasasından. Onun çaldığı ne malum? Hem kasanın şifresini o nereden bilecek? Eniştem hiçbir şeyini saklamazdı Rıfat abimden. Rıfat abim de Erdoğan'dan. Hem Erdoğan için şifreyi öğrenmek hiç zor değil. Aile içinde ne çirkin şeyler bunlar. Maalesef. Hırsı yanlış yönlendiriyor Erdoğan'ı. Ateşle oynuyor, farkında değil. Gidiş gidiş değil. Eğer engel olmazsak yoldan çıkacak Erdoğan. Tamam. Açacağım kasayı. Ama sırf seni mahcup etmek için. Kızıyorsun Hilmiyeciğim ama gerçeği öğrenmek için başka çare yok. Tamam, açıyorum kasayı. Bak bakalım oğlum ne çalmış. Çekil sen, çekil engel. Çekil. Bak bakalım Münir. Evet Münir. Hisse senedi onlar. Yok burada, evet. Çok şükür. İyice bak. Diğer dosyalara da bak. Affedersin Hilmiyeciğim. Münir. O belgeyi Erdoğan'ın aldığını biliyorum ve nerede sakladığını öğreneceğim. Babası arkasında değil diye oluyor bütün bunlar. Hilmiyeciğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.